işte içinin boşaltıldığı, adayların istifa ettirildiği bir operasyon yapıldığına yönelik açıklamalarla sık sık karşı karşıya kaldık aslında bu seçim sürecinde. Ama özellikle bugün Nuray Hanım'ın yayınımızda ilk kez dile getireceği bazı iddialar var diyeyim. Sözü de çok fazla uzatmadan bu iddiaların biraz daha ete kemiğe bürünmüş ya da rakamların ifade edildiği iddialar değil mi Nuray Hanım? Evet, yani inanılır gibi değil. Yani sizinle yayın öncesi konu başlıkları konuşurken biliyorsunuz siz hemen dediniz ki Meral Hanım'ın bugün açıklamaları var. Onunla gireceğiz yayına. Onun üzerine ben de hemen yayın öncesi belki hani gazetecilik refleksiyle Meral Hanım'a ulaşmak istedim. Sayın Esma Bekar özel kalem müdürünü aradım. Bir 10 dakika önce siz de şahit olduğunuz odada konuştum. Yani bu söylenenlere ve bana aktarılanlara inanmak mümkün değil. Zira ben son bir haftadır hem para kulelerinden başlayan süreçle birlikte CHP Kongresi ve CHP Kongresi'ndeki parasal ilişkileri anlatıyorum. İşte bunların hem siyasi sonuçlarını hem etik noktasındaki CHP'deki bugüne kadar rastlanmayan durumlarını ete kemiğe bürünmüş bir şekilde ve hukuki olarak neler olabilir bunları anlatıyorum aslında. Dün de yine TGRT'de başka bir programda bunları hukuki yönüyle özellikle konuşmuştuk. Daha önce de siyasi ve ahlaki yönüyle konuşmuştuk. En azından CHP kurultayındaki Kemal Bey'in odasındaki bugüne kadar konuşulmayan, bilinmeyenleri de ben yavaş yavaş anlatıyorum. Bugüne kadar anlattıklarımda emin olun ki %10'u bile değil. Çünkü dikkatli davranıyorum o konuda da. Tam da seçim öncesine denk geldiği için işte Kemal Bey'e yapılan ithamları onun tweetlerinde biliyorsunuz. Seçimi de manipüle etmeden ama gazetecilik noktasında da vatandaşın haber alma noktasında da bilgilendirmesi gerektiğini düşündüğüm için bazı bilgileri çok azını paylaşıyorum ki yargıya intikal eden ve gizlilik kararı olanları da maalesef konuşamıyoruz. Konuşmamamız da gerekiyor. Fakat ben CHP'de bunlar olurken mesela İyi Parti'de de aynı şekilde iki büyükşehir belediyesinin hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hem de Mansur Yavaş'ın İyi Parti'nin içini boşaltma noktasında da böyle parasal ilişkileri olduğunu bilmiyordum. Yani bugünkü konuşmasından sonra yayın öncesi 5 dakika önce sizin yanınızda aradım biliyorsunuz. İnanılmaz şeylerle karşı karşıya kaldık. Mesela Mamak ilçe başkanı Gürbüz Şener'in 6. sırada da meclis üyesiydi bu İyi Parti'nin daha önce. Az önce hani bu Meral Hanım'ın söylemleri ve sinirlenmesinin sebepleri arkasında olan bazı parasal ilişkileri de öğrenmiş olduk. Bunu mesela istifa ettirmek için 130 bin lira nakit para vermişler. Ve parayı veren Mesut Özarslan. Şu anda Ankara Keçiören Belediye Başkanı adayı olan CHP'nin Mesut Özarslan olduğunu söylüyor İyi Parti. Daha doğrusu Esma Bekar'ın Meral Hanım'la konuştuktan sonra bana yaptığı açıklama. Mesut Özarslan biliyorsunuz kurucu il başkanı İyi Parti'nin. O da istifa etti. Şu anda yine CHP'nin Keçiören Belediye Başkanı. Parayı veren bu. 70 milyon da daha sonra vereceğiz diyorlar. Bir borcu varmış galiba ilçe başkanının ve çocuğunu da işe alıyorlar. Borcu ödeniyor. Borcu ödeniyor. Alınıyor. 130 bin lira veriyor. 70 bin lirasını daha sonra vereceğiz diyorlar ve istifa ettiriyorlar. Ya buna benzer o kadar çok şey var ki diyorlar. Biliyorsunuz bunları hep ben konuştum. O altılı masa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi noktasında katkı sağlayınca özellikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin bürokrasisine İyi Partililer yerleşmişti. Ya da onların uygun gördüğü isimler böyle bir şey oldu. Hatta bu zaman zaman CHP'yi de çok kızdırdı. Çünkü hem Mansur Bey'in aslında ülkücü bir gelenekten gelmesi ve CHP'li olmaması hem de Ekrem Bey'in aslında CHP'li değil de sağ bir gelenekten gelip CHP'den aday olması bunları işte kazanma noktasında Kemal Bey hem CHP'nin kazanması hem de merkeze CHP'yi taşımak noktasında aday göstermişti ve çok da başarılı oldu. Hem İstanbul'u hem Ankara'yı iki büyük şehri aslında CHP aldı. Fakat bu noktada da seçildikten sonra hem İstanbul'un bürokrasisine hem İyi Parti'nin bürokrasisine mesela İstanbul'da 22 bin İyi Partili olduğu söyleniyor. Ankara'da rakam nedir bilmiyorum ama Esma Bekar'ın söylediğine göre bizim gençlerimizi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı işten atma tehdidiyle bizim partiden istifa ettiriyor diyor. Bugün itibariyle yani yaklaşık 15 dakika konuştuğumda önce, evet, bunu söylüyor. Ayrıca diyor ki Yüksel Aslan şu anda diyor bizim eski milletvekilimizdi. O da istifa ettirildi. Şu anda Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yürütüyor ve Mansur Yavaş için 1071 rakamlı Cumhurbaşkanlığına Mansur Yavaş bu seçimden sonra çıkacak diyor. Ya inanılır gibi değil. Daha şu anda belediye başkanlığı seçimi yapıyoruz. Yerel seçimleri yapıyoruz. Hem İstanbul Belediye Başkanı 2028 için Cumhurbaşkanlığı hayali kuruyor. Hem de Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı hayali kuruyor. Ve bunu da istifa ettirdikleri değişik sebeplerle işte bir takım avantajlar sağlayarak, ben artık ekonomiyi söylemek istemiyorum ama burada Meral Hanım'ın bana Esma Bekar aracılığıyla yaptığı açıklamada mesela diyor ki bir de ihale galiba sözü vardı değil mi? O İstanbul'da. İstanbul'da Ankara'da için tamamen nakit keş çalışıyorlar diyor. İstanbul'da da ihale yoluyla diyor. Mesela diyor bizim diyor İbrahim Özkan grup başkanımızdı. Ciddi ticari ilişkileri oluştu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Rakamlar diyor akıl alır gibi değil diyor. Bize gelen bilgiler, rakamlar diyor. Bunu niçin yapıyorlar Nuray Hanım? Ve Ali Kıdır'a diyor büfeler verildi diyor. İstanbul'da diyor şehrin her yerinde diyor. Ve bunlar daha sonra diyor bu nemalandırıldıkları ve ekonomik olarak bunlara tavizler verildiği ve ekonomik olarak kalkındırıldığı için de diyor biz diyor onlarla diyor ittifak kurmadığımız noktada belediye seçimleri noktasına müstakil ve tek başımıza seçime gireceğiz dediğimiz noktada bizim partinin içi boşaltılmaya başladı. Tam olarak bu ahlaki ve etik değil diyor Meral Hanım. Yani tam olarak bugün sizin biraz önce söylediğiniz, evet, 2 ya da 3 başlıklı maddede, evet, yapılan operasyonun nasıl rakamsal bir süreç itibariyle işlerine dair iddialar. Bunlar önemli. Belki bir kez daha aktaralım. Arkadaşlarım da KJ'ye yazıyorlar. Önemli. Bunlar önemli. Birincisi şunu aktaralım, Nuray Hanım aracılığıyla bir kez daha paylaşalım. Mamak ilçe başkanının borcunun bir miktarının ödenmesi, evet, kaydıyla rakamlar var. 130 bin lira peşin. 70'te sonrasında. 70'te sonra verilmek kaydıyla söz veriliyor. Çocuğu işe alınıyor ve İyi Parti'den istifa ettiriliyor. Bunu yapan da daha önce Mesut Özarslan, bugünkü CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı, kurucu üyesi, İyi Parti'nin il başkanı, kurucu il başkanı ve zaten de biliyorsunuz çok fazla parasal konularla ilgili gündeme gelmişti. Ama bunu eski partisi şu anda genel başkanı özel kalem müdürü aracılığıyla bize alenen söyleyebiliyor. Yani inanılır gibi diye para kuleleri, işte CHP kurultayında dağıtılan biliyorsunuz bir takım, evet, maddi şeyler, delegenin oyunu değiştirmek üzere. Şimdi de İyi Parti'ye yönelik 2 belediye başkanı, 2 büyükşehir belediye başkanı CHP'nin, ben anlamış değilim. Yani hakikaten adını koyamıyorum, yorum yapamıyorum. Ama ben yorum yapmak durumunda da çok olmak istemiyorum. Sadece gazetecilik adına bana gelen bilgi, belge ve delilleri, evet, paylaşmakla yetinmek istiyorum. Biz de bu iddiaları sizin aracılığınızda... Sanırım zaten kurultayı ve diğer konuları da konuşacağız. Tabii konuşacağız ama tüm olan biten itibariyle...